بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر Bugünkü sohbetimiz hem ilimge ait bo'ladi, lekin ilimge nisbeten Allah'ın tushirgan hidoyatiga nisbeten insanlar qaysi toifalarga bo'linishi haqida boradi. Bu hadis-i şerifini İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslimler ve başka muhaddisler rivoyat qilishgan juda ham büyük ma'nolarini o'zida jamlagan hadislerden. Zaten Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri, azizler, bu faylasuflarını gapi, yine kanakadır mütefekkirlerini tavsiye etmez. Bu hadislerini inşallah örgenemiz, mezmun manası vahiy buladı. Bunu ilmi, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kalplerine vahiy kılıngan buladı, onu sözleydiler. Şunun için hadislerinin misli, uhşaşı dek, hikmetli sözünü başka cahiden tapalmayız. Rasa zor mütefakirini gapi. Cüde ötkür fikir. Lekin hadiske tenkil almaydı. Hadislerde ne fakat fikir ötkürlüge. Hadislerde ruhiyet var. Terbiye var. İnsanlı ruhuge azuka var. Çünkü onun mesleri vahiydir. Ushbu hadis-i şerifini Abu Musa radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Qanday baxtli insanlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ağızlarından bu sözlerini eşitip siz bilen bizge nakıl kılgeller. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dediler. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minel huda vel ilm. Kemathalil gaythil kathiri asabe ardan. Allah min bilen yubargan hidayet ve ilm. Huddi Osmondan yoqqan mo'l yomg'irga o'xshaydi. Ushbu hadis-i sharifni mana shu qismida e'tibor bering. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari nima olib kelganlarini aytayaptilar. Men hidoyat va ilm olib keldim. Insonlarga hidoyat va ilm olib keldim. Lekin bu ilm va hidoyat tashbih qilib o'xshatsak, xuddi osmondan yog'ayotgan mo'l yomg'irga o'xshaydi. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَةِ الْمَاءِ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ وَكَانْ الْكَثِيرِ نَعْمْ En öşe yer, Osmandan yerge yağmur yağdı. Zarbul mesar kılıp keltiriyettiler. Yerinin cüdaham önümdar pakize cayları baraken. O caylar suunu yaş kabul kıldı yağmurunu. Ve ondan ut öneller ösüp çıktı. Ekinler önüp çıktı. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُوا اَمْسَكَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا Şimdi yerinin yine bir tür cayları barakken. O caylar nihayette kattık yerlereyken. Yerler kattık bugünden suunu tutup kaldı. Adamlar toplangan sudan içtiler. Menfaatlendiler. Hayvanlarını suğardı, ikillerini suğardı. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرَى اِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً Şimdi üçüncü bir taife yerler baraken. Ular kattık ve kıytık iken. Ular ne suunu tutup kaldı. Yani na suunu özüge içip, ot olan östürüp, kişilerge manfaat yetkazdı. Na suunu hiç boyu yok tutup kalıp, başkalar içişige imkaniyet verdi. Su çüştü, aktı gitti. Özü ham fayda almadı, başkage ham fayda yetkazmadı. Osmondan yağgan yağmur, her kança mol bulmasın, her kança manfaatli bulmasın, ondan demek pakize, önümdar yer yine ondan fayda alıp fayda veredi. O su kançali manfaat bulmasın, yer özü, özge sindiruvchi bulsa yine ondan özü manfaat aladı. Eğer tutup duruşka imkaniyeti bulsa,
ondan odamlarga manfaat bera oladi, lekin o'zi manfaat ola olmaydi. Lekin suv qanchalar foydali, qanchalar hayotbaxsh bo'lmasin, agar yer salohiyatsiz bo'lsa, u suvni tutib qolmaydi. U osmondan tushgan suv qancha ko'p bo'lsa ham foydasi yo'q. O'ziga ham, boshqaga ham foydasi yo'q. Endi Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlariga o'zlari olib kelgan ilm va hidoyatni osmondan yoqqan yomg'irga o'xshatar ekanlar, insonlarni yerga tamsil qilib o'xshatar ekanlar, ana o'sha toifalarni lo'nda qilib aytganda kimlar misolida qaysi bir ko'rinishda yoki siyratda ko'rishimiz mumkin. Buni hadisning davomida aytyaptilar. Birinchi toifa insonlar, ya'ni xuddi unumdor, o'ziga suvni singdirgan, o'zidan o't o'larlarni chiqarib jonzotlarga, insonlarga manfaat yetkazgan yer. Mana shunday yerga o'xshagan kishilar kimlar? Fazalika mathalu man faqaha fi dinillah va nafa'ahu ma ba'athani Allohu bihi fa'alima wa'alla. Osmondan yog'gan yomg'irni o'zida qabul qilib o't o'lan o'stirgan yerga o'xshagan insonlar Rasul akram alayhisolatu vasallamdan kelgan ilmni o'rgangan. Dinda faqih bo'lgan. Mana shu faqih so'zini Rasul akram alayhisolatu vasallam bekorga ishlatayotganlari yo'q. Dinni o'rganganki odam emas, faqih bo'lgan. Anglagan, tushungan, maqsadlarini singdirgan, o'zini unga tobe' qilgan. Wa nafa'ahu ma ba'athani Alloh. Alloh men olib kelgan ilm, hidoyat bilan Alloh manfaatlantirgan kishi. Dinda faqih bo'lgan, dinni to'g'ri anglashga, uni to'g'ri o'rganishga, uni to'g'ri tatbiq qilishga astoydil bo'lgan va Alloh shunga uni muyassar qilgan kishilar. Fa'alima va allam. U dinni bilib boshqaga o'rgatgan odam. Mana shu sifatlardagi inson xuddi haligindek unumdor yer. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan kelgan ilm va hidoyatni o'ziga singdiradi, anglaydi. Uni demak chuqur ma'no, mazmun, maqsadlarini tushunib yetadi, o'rganadi, o'rgatadi. Mana bu odam Rasul akram alayhisolatu vasallamdan kelgan ilm va hidoyatdan to'la istifoda qilgan odam. Xuddi osmondan yog'gan yomg'irdan to'la foydalangan yerni singari Rasul akram alayhissalom keltirgan hidoyat va ilmdan to'liq istifoda qilgan odam mana shu toifa insonlar. Bular ulug' fuqaholarimiz, ulug' mujtahidlarimiz, islom ummati e'tirof etgan hidoyat imomlari, olimlaridirlar. Va har birimiz mana shu toifadan bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Unumdor yer bo'lishga harakat qilishimiz kerak. O'zimizga singdirib, farzandlarga yetkazishimiz kerak. Yaqinlar bilganlarimizga anglatishimiz kerak bo'ladi. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san. Endi ikkinchi toifa insonlar. Ya'ni yerning ikkinchi toifasi bor edi. U nima qilardi? Suvni tutib turadi, lekin o'ziga singdirmaydi. Undan o't o'lan o'sib chiqadimi? Yo'q. Lekin undagi suvdan boshqa insonlar, hayvonlar foydalanishi mumkin. Bu amalsiz olim. Amalsiz oyatni, hadisni o'zi anglamagan, amali yo'q ilmli odam. Ilm nisbiy. Kimdadir qaysidir darajada oz ko'p. Kimdadir aytaylik 1 kilo, kimdadir 5 kilo, kimdadir 10 kilo bo'lganini singari moddiy narsalar, ilm nisbiy. Lekin mana shu ilmdan istifoda qilish birinchi bo'lib uni anglash, ikkinchi unga amal qilish bu insonni o'ziga manfaat olish hisoblanadi. Lekin ba'zi bir insonlarda ilm bor ekan, bilar ekan ma'lumotlarni, lekin qalbiga singmagan ekan. O'qigan hadisi oyatini, fiqhini anglamagan ekan. Yoinki bilsa ham amal qilmagan ekan. Bu inson xuddi suvni tutib turgan, lekin o'zi ichmagan, boshqalar o'sha suvdan foydalanayotgan
bir yerge okşar eken. En yamanı وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَ اللّٰهِ أَلَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ Allah men okigen, Allah men bilen yubargen ilm ve hidayetine kabul kılışken nisbeten üçüncü taife insanlar, ular Allah'ın hidayetini kabul kılmagen insanlardır. Ular Allah insaniyetke hidayet mayağı kılıp çürgen bu ilahi vahiyden bebehre insanlardır. Ular insaniyetke rahmet kılıp yubarılgen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul kılmagen insanlardır. Ana bular xuddi haligindek ham qattiq ham nishab yerga o'xshaydi. Ularga tushgan yomg'ir yillar yog'masin, qancha manfaatli bo'lmasin, ular u yomg'irdan foydalana olmaydilar. Undan boshqaga foyda ham yetkaza olmaydilar. Shuning uchun mana biz birinchi toifa insonlardan bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Bu gapirayotgan suhbatlarimiz yetkazayotgan, yetkazilayotgan gaplar bular masalan meni shaxsiy fikrlarim emas. Bular dinimiz ko'rsatmalari. O'sha ilohiy vahiydan sizib chiqqan ma'nolardan ulamolarimiz olgan xulosalar. Biz mana shularni siz bilan suhbatlashmoqdamiz. Mana shu ilohiy vahiy bu osmondan yog'gan yomg'ir bu go'yo. Bu bilan hayot, insonning hayoti tirik bo'ladi. Yağmur yağmasa yerde ünüm buladı mı? Hayat buladı mı? Yok. Allah Kur'an'da köp cahide yeterdi. Biz Osman'dan yağmur yağdırıp yerini tırıltırdık. Yağmur yağmasa yer ölü ki yer değildi. Biz daha ekin yokacağını ölü yer değildi. İlahi vahiy Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kilitirgen bu talimattan bir haber insan ölü yer değil ya bu. Mana şu sohbetlerimiz inşallah bizni hakiki için manada insoniy hayotimizga demak omil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, wallazi khabutha la yakhruju illa nakida." Ushbu oyatni tafsirida mana shu hadisni keltiradi mufassirlar odatda. Biz osmondan yomg'irlarni yog'diramiz. Lekin yomg'ir yog'sa-yla hamma yer gullab ketavermaydi. Yer salohiyatli bo'lish kerak. Xuddi shuning singari val baladut tayyib. Pokiza yer, pokiza yurt yaxruju nabatuhu bi izni robbi. Robbining izni bilan yomg'irdan keyin o't o'lanlarini chiqarib beradi. Gullab yashnaydi. Ko'kalamzor bo'ladi. Mevazor bo'ladi, bog' bo'ladi. Obod bo'ladi, jannat bo'ladi. Vallazi khabutha nopok yer esa la yakhruju illa nakida. U qiylanib zo'rg'a bitta yarimta maysa chiqaradi xolos. Boshqa narsa chiqarmaydi. Mufassir ulamolarimiz, jumladan Hasan al-Basri rahmatullohi alayh, yana boshqa mufassir ulamolarimizdan tafsirlar, bir qancha tafsirlar bor shu oyat tafsirida. Bu yerda bir misol zarbul masal bor deydi ulamolar. Xuddi hozirgi oyatni, hozirgi hadisni ma'nosidek. Biz osmondan yomg'ir yog'dirdik, yer har xil bo'lganidek, insonlar ham har xil. Pokiza, qalbi pok. Qalbi pok. Nafsini jilovlagan insonlar Alloh yuborgan vahiydan xuddi unumdor yerni singari haligindek manfaat oladi. Amal qiladi, boshqaga yetkazadi, hidoyat topadi. Bu mu'minning misolidir deydi ba'zi mufassirlar. Bazı müfasıllarımız aytadı bu kalplerini misali. Pakize kalp. Kesel kalp. Pakize kalp yağmurga toymaydı. Yağmurdan manfaat aladı. Hidayet topladı. Yaman illetli kalp. Onge siz her kança nasihat kılın. Ayet hadisini keltirin. Ulamalarını sözden keltirin. O kabul kılmaydı. Haligindek kıytık yerdek apkamaydı. Özü de tutalmaydı. Bazı müfessirlerimiz bu mu'min bilen kafir dese, bazılar mu'min muhlis bilen münafık ayetteki, bazılar kalbi pak insan bilen, kalbi keser insanların misali dediler. Her kaysisi de insan demek yaşlık tarafdarı buluşu. Allah subhanahu ve teala'ya bendelik bilen yüzlenişi. Allah nazil kılgen Kur'an ve hadiske bendelik bilen demek münasebette buluşu lazım buladı. En aşında ondan İnsan manfaat alır.
Allah subhanahu wa ta'ala hamalarımızga mana shu tavfiqi inoyatini bersin. Kur'an ve hadisten manfaat alış azizler tavfiq. Allah'ın hidayeti. Allah Kur'an'da hohlaganim hidayet kılaman, hohlaganim adashtiraman deydi. Doğru mu? Lekin bir eshitgan adam Allah hohlaganini hidayet kılıp cennetke kiritse, hohlaganini adashtirib dozaqqa kiritse. Nima degan gap bo'ldi bu? Deyish mumkin. Gap shundaki Allah kimni hidayet qiladi? Kimni adashtiradi? Mana gap bunda. Shuning uchun Allah oyatda bir qancha oyatlarda aytadi. Vallohu la yahdil qawmal zolimin. Allah zolimni hidayet qilmaydi. Vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Fosiqni hidayet qilmaydi. Ya'ni o'jar o'jarlik qilib turgan, haqni ko'rib ko'rmayotganini Alloh hidoyat qilmaydi. Shuning uchun biz mana bu ilmiy majlislarni, bu dinimiz ta'limotlarini o'rganar ekanmiz. Ushbu hadislarni o'rganishdan, oyatlarni o'rganishdan maqsad chunki biz bu ta'limotlarga pok qalb bilan quloq solishga tayyor bo'lishimiz kerak. Pok nafs bilan, tazarruli nafs bilan, mutakabbir emas, qaysar emas, xolis pok itoatli qalb bilan demak quloq solishimiz kerak. Yuqoridagi oyatning tafsirida xuddi shu gapni aytibdi ulamolar. Muti'un va munafiqun. Birinchi pok yer itoatli inson. Nopok yer bu munofiq inson. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni xolis mu'min bandalardan bo'lishimizni nasib etsin va bo'ladigan kelgusi oladigan ilmlarimizni o'zi hammamiz uchun manfaatli ulardan manfaat olib manfaat yetkazish baxtini Alloh hammamizga nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma lakal hamdu ala kulli hal va sallallohu ala sayidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Allohum hammalarimizga foydali ilm bergin. Ilmimizdan foydalanishni nasib etgin. Ilmimizdan boshqalarga foyda yetkazishni nasib etgin. Parvardigori o'zingni diningni Rasul akram alayhissalotu vasallam yomg'irga o'xshatdilar. Demak, bu din dunyoni obod qiladigan din. Bu din yurtlarni obod qiladigan din. Bu din dunyo va oxiratni obod qiladigan din. Alloh mana shu baxtni hammamizga nasib etgin. Yurtimizni dinimiz tufayli o'zing obod bo'lishini, dinimiz ta'limotlari bilan o'zimiz, oilamiz, yurtimiz, elimiz obod bo'lishini Alloh o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala sayidina Muhammad. وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين